Veli abi hoş geldin. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Uzun zaman oldu video Evet, yapmamıştık. video oldu. Uzun zamandır yapmıyoruz ama biz seninle devamlı kontak halindeyiz. Tabii ki bugün şimdi Gölbaşı'ndayız. Evet, Gölbaşı'ndayız. Güzel bir villa ve Evet. sundurmanın üstünde güneş Evet. panelleri, aynı zamanda çatıda güneş panelleri. Evet. Yine ısı pompası ama farklı bir versiyon herhalde. Evet, burada. Ön görüşmede bana söylediklerini şu an özetliyorum aslında. Yine inverterler var. Evet, inverter. Batarya var mıydı burada? Batarya eklenecek. Sipariş verildi Batarya geliyor. sipariş verildi geliyor. 10 Yine pilotımız var. 10 pilot var. Evet. Enerji kontrol yönetim Evet, evet, konusunda. evet. Ve İçeride yine pardon. kendi kendine enerjisini üreten bağımsızlığını ilan eden bir ev daha E tabii canım bu güzel diyebiliriz. oldu. Yine ben hoşuma gidiyor bu evleri yapıp seninle çekmek. Hep Evet. söylüyoruz her videoda. Çekeceğiz, devam edeceğiz yani. Çünkü Evet. bizim çektiğimiz veya yaptığımız beraber seninle çektiğimiz videoların amacı buradaki ürünlerin birbiriyle etkileşimini göstermek, anlatmak ama piyasada biraz önce konuştuğumuz müşterimize telefondaki kanıyı yıkabilmek. Isı pompası Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir. Bu Nibe'nin bu cihazları gerçekten -25'te 62-65 derece çıkıyor. Yeni cihazlar 75 derece çıkıyor. Ve içinde restans olmadan. Dolayısıyla biz bunları insanlara göstermek istiyoruz. Gölbaşı da böyle bir bölge. Onu söyleyecektim. Sen bana söylemiştin. Gölbaşı gerçekten soğuk. Kışları çok soğuk Evet, geçen bir sert bir bölge. bölge. Ve hatta biz şu an özellikle de oraya yakın çekimler de yaptık. Doğalgazı da kapattık Evet, burada. doğalgaz vanası kapalı. Doğalgaz kapalı Kazan burada. orada duruyor, o da sökülecek. Gidecek tamamen kaldırdık, ettik. Tamamen burada yine Nibe'nin F21-20 serisiyle beraber kullandığımız ikili bir kaskat yaptık. Birbirleriyle haberleşen. Burada Nibe'nin mesela bir farkı da farklı modelleri, farklı kapasiteleri birbirleriyle haberleştirebiliyor. 8 tane cihaza kadar. Onun dışında buradaki en büyük farklılardan bir tanesi de bir cihaz ısıtmaya çalışırken bir cihaz sıcak suya çalışabilir. Aynı zamanda fazla enerjiyi burada sıcak suyu biz bu kurduğumuz yaklaşık bir ay oldu. Bir ayda sıcak suyunu ısı pompaları çalışmadan yukarıdaki PV panellerden alıyor. Ne kadar PV paneli var burada? Yaklaşık 545 wattlık elim panel var. 41 adet var. Toplam sanırım 22 bin wattlık bir yaklaşık güneş paneli enerji şeyimiz var. Gücümüz var. DC gücümüz var. İki tane 10'ar kilowattlıktan. Biri hibrit, biri normal SIMO olmak üzere. SIMOGEN 24. On grid inverter, Evet, 10 klasik. grid inverter var. Depolamayı da burada amaç jeneratör var ama jeneratörü kapatmak istiyorlar. Elektrik kesildiğinde işte acil noktaları besleyelim ve güneşimizin süresini uzatalım. Çünkü gördüğümüz kadarıyla güneş burada bize yön olarak da iyi bir yöne yerleştik. Fazlasıyla var. Isı pompaları da yine onu karşılıyor. Fazlasını depolayalım ki diyor. Akşam 12'den 6'dan sonra 7'den sonra o bataryalı gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yeri gelmişken onu sorayım size. Müşterimiz batarya kapasitesi konusunda evdeki şu 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 malzemelerimi kullanacağım. Ona göre bir batarya istiyorum diyebiliyor. Sen de ona göre seçenekler sunabiliyorsun. Şimdi bir senin bahsettiğin gibi bir manuel olarak hesaplayabiliyoruz. Bir de SolarWeb'de simülasyon var. Bu simülasyonla bizim kapasite hesaplama şansımız var. Çünkü buradaki bilgiler doğru bilgiler, gerçek bilgiler alıyor. Bu da Program bize bize bir... yardımcı oluyor. Evet, bu Sen da bu bize eve bu yardımcı. kadar kapasite kurarsan daha Evet. mantıklı olur diye yol Aynen. Öz gösteriyor. kitimi bu kadar arttırsın veya bu kadar kalırsın diye gibi böyle bir bize feedback veriyor. Bu da Harika. bizim seçimde daha gerçekçi bir seçim yapmamıza yardımcı oluyor. Harika. Burada kaskat bağlantı dedim biraz önce. Daha önceki yaptığımız yerlerde de bir monoblok lafı geçmişti, bir split lafı geçmişti. Evet. Şimdi kaskat geçiyor. Bunları biraz bir sadeleştirir misin bize abi? Evet. Şimdi ısı pompalarında iki tür var. Birincisi monoblok dediğimiz. Tüm o splitte biliyorsunuz bir iç ünite asıyoruz içeriye. Senin ofiste yaptığımız bu yaz veya burada kullandığımız bir iç ünite. Bu iç üniteyi alıp cihazın dış ünitenin içine akupre ettikleri zaman bu bir monoblok oluyor. Basitten söylemek. Yani cihaz bütün içinde ısıtmayla ilgili bütün suyu şartlandırıp arzu edilen veya ayarlanan sıcaklığa getirdikten sonra nedir? Tesisatımıza yolluyor. Öbür türlü Split'te de bu işi biz iç üniteyle içeride yapıyoruz. Aradaki fark bu. Burada Nibe'nin işte bu kapasite farklılıkları, performans farklılıklarına göre cihazı kendi aralarına gruplamışlar. Farklılıklar da buradan geliyor. Burada monoblok kullanılıyor. Burada monoblok çünkü dediğimiz gibi biraz önce de söyledin. Gölbaşı soğuk bir bölge iklim Evet. olarak ve biz bunu seçimini yaparken de yine Nibe'nin seçim programını kullanarak yapıyoruz ki biz değerleri daha doğru bir değerle hesaplayalım. Yani bildiğimiz manuel bir hesaplamayla yapmak yerine onunla hesaplıyoruz. Burada da yine biz seçerken de bir üst
kademede veya safety veya daha güvenli bölgede kalıyoruz. Çünkü binanın izolasyon değerlerini, gerçek izolasyon değerlerini bilemiyoruz. Hı hı. Bizden önce yapılmış. Ayrıca da içeride kullanılan sökülen doğal gazlı cihazında bize bir nedir? Bilgi veriyor. Bize bir geri dönüş sağlıyor. Hı hı. Bu da bizim buradaki monoblokta 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü kaç tane kapasite olacağımıza yardımcı oluyor. Şimdi bu çeşitlerden bahsettiğin zaman aklımda hemen şey sorusu oluştu. Yani split mi, mono mu? Yani birisi diğerine göre daha mı iyi ya da daha profesyonel bir ürün mü? Birisi daha fiyat performans ürünü mü? Yani böyle bir kıyaslama yapılabilir mi? Yapılabilir. İyilik veya kötülük veya hani şey diyemeyiz ama fiyat performans dememiz daha olur. Aha. Yani o cihazlarda yine kendi üzerine düşen görevi yapabiliyor. Yine aynı şekilde. Split'ten mi bahsediyoruz? Tabii split'te de aynı, monoblokta da aynı. Aha. Arasındaki en büyük fark bence performans, hı hı, ve fiyat. Fiyat tabii performansla doğru orantı olarak artıyor. Artıyor. Monoblok daha performanslı bir daha ürün performanslı, o zaman. Yani Nibe'deki bu monoblok dediğimiz bu seri, hı hı, F serisi daha performanslı. S serisi daha da performanslı. Hı hı. O 72-75 dereceye kadar çıkabiliyor. Ama bu değil ki split takılmaz, split de çalışmaz değil. Hatta buraya bir tanesini mono, bir tanesi split bile bağlayabiliriz. Bu tamamen bizim buradaki seçim, hesaplama veya bulunduğumuz iklim şartına göre değişiyor. Gelelim her videomuzda özellikle alta yorumlar geliyor biliyorsun. Biliyorum. Bu işin maliyeti nedir en sonunda? Cebimizden çıkacak rakam nedir? Bununla ilgili tabii ki yani bir mühendis kafasıyla çok detaylar var biliyoruz. Ama günün sonunda da bir referans, yani ortalama şuradan başlar yukarı doğru gider. Buranın metrekaresiyle bağdaştırarak bir fiyatlama yapabilir, tamam, miyiz? Tamam. Şey yapabiliriz, mesela ısı pompası ile ilgili şunu söyleyebiliriz. İkili kaskat. Aha. İçeride bu kullandığımız ana kontrol paneli, işte pompa grupları. Ortalama 25 bin ile 30 bin euro arasında buranın bir maliyet değeri var. Tam net aklımda olmadığı için, hı hı, bu referans aralığına veriyorum. Buranın kaskat olduğu zaman. Hı hı. Bu tabii tek de olursa bu miktar biraz daha aşağı fiyat inecektir. Üçlü olursa daha da artacaktır, hı hı, tabii ki burada. Ve bir de şunu söyleyeyim. Buradaki artılardan bir tanesi de cihazın üzerinde. Yani içeride videoda çektiğimiz yerde de göreceksiniz. İçerideki kontrol paneli tüm ayarları yapabileceğimiz internet uzaktan erişimi olan hazır gelen standart. İnternete bağladıktan sonra müşteri bütün sıcaklık ayarları, gidiş suyu ve eğri ayarlarında telefondan veya webten veya tabletten yapma şansı var. Hatta birçok inverter markası şey de yapıyor abi, dışarı RS485 portu üzerinden veri çıkışı da verebildiği için ya ben yazılımcıyım, kendi evimin özel bir yazılımı var. Bu sistemi de oraya entegre edip, evet, yani kendi kendinizin otomasyonunu da kurgulama şansınız var. Bu kadar profesyonel bilmiyorsan da zaten markalar senin işini olabildiğince kolaylaştırıyor. Evet, markalar zaten bunu yapıyor. İçerideki cihazın bizim fazla enerjiyle haberleşip onu nereye aktaracağını, zaten bizim Fronius'un 10 pilot cihazı bunu çok rahat ve çok da efektif bir şekilde yapabiliyor. Paneller ne kadar tuttu peki? Yani bu seviyede bir güneş enerji santrali 20 kW civarından bahsettin. Onun maliyetini de. Panel alımını müşterimiz kendi üstlendi. Ortalama bu şeyi konuşalım. Ortalama bugünkü şartlarda. Bugünkü şartlarda panel alım fiyatları şu anda yani GES standartlarını biliyorsunuz. 35 civarlarında. 1 watt başına bir fiyattan watt bahsediyor, evet, Veli Bey ama. Evet. Hani benim sorum daha genel. Yani 20 kW bir GES kurdum, kaç bin dolar harcayacağız? Onu diye şöyle diyebiliriz. Yaklaşık ben onu 1800 ile 2000 dolar arasında kilowatt peak olarak. Her bir kilowatt peak için. Evet, bunu söyleyebiliriz. Bütün inverteri, işte kablosu, konstrüksiyonu, kurulumu, projelendirme. Işçiliği, burada projelendirme konusu hakikaten çok bence sistemi ayakta tutan sizin gibi EPC'ler özellikle evsel çatılarla çok fazla uğraşmıyorlar. İnsanlar 500 bin dolar, 1 milyon dolar gibi proje bedelleri varken, bütçeler varken kalkıp da böyle 20 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar birçok firma için maalesef çok cezbedici gelmiyor. Ama bu sistemleri bizim evlerimize kurmamız ve her evin kendi enerji bağımsızlığını kazanması gerekiyor. Bu aslında bir sorumluluk da üstümüze yüklüyor. Biz de bu yüzden bunları seninle birlikte, doğru, anlatıyoruz. Sen de bu kafadasın çünkü. Evet, evet. O anlamda burası tabii ki bir mesken açısından biraz fiyat yüksek gelebilir ama günün sonunda gerçekten enerji bağımsızlığını kazandığın, işte elektrikli arabası yarın alırsa hemen onu bir şarj ünitesiyle yine sisteme entegre edip, bravo, bu ekosistemde işte batarya yetmedi bir tane daha ekleyelim ya da içerideki yapı değişti
bir tane daha ekleyelim gibi. Yani o özgürlüğü ve istediğini değiştirebilme yetkinliğini sana vermesi de çok kıymetli, keyifli bence. Bence de öyle. Bence de öyle. Yani bir enerjinize ne yapabileceğini söyleyebilmek bence çok güzel bir şey. Evet. Burada. Çünkü günün sonunda veya belli bir zaman geçtikten sonra bunun geri dönüşümünü almaya başlayınca insanlar o zaman doğru bir şeyler yaptığını bir kez daha haklı olduğunu veya bu işin buna böyle bir yatırım yapmanın gerçek doğru bir karar verdiklerini daha iyi anlıyorlar evet. Bu konuda. Zaten bunu yatırım yapan insanlar tamamen burada kendi hem bağımsızlıklarını hem üretimlerini sağlayabilmek hem de bu enerjiyle ülkedeki nedir herhangi bir doğal gaz sıkıntısı veya elektrikle ilgili sıkıntı da kendini orada götürebilmek. Etkilenmeyecek. Yaşıyor olacak, devam edecek. Yani bu nasıl devam eder? Buradaki bataryayla devam eder, panellerle devam eder. Yarın başka türlü bir şekilde bu enerjiyi bir yere kanalize eder, bir şekilde devam edecek. İnsanlar çünkü pandemiden sonra çok daha değişik uygulamalar, çok daha değişik hayat ve standart şartları var. Evet, depolamayla ilgili mesela bana çok fazla soru gelmeye başladı. İşte elektrikler giderse, işte bir savaş durumu oluşursa, bu kıyamet senaryoları ile ilgili YouTube'da da birçok videolar var. İnsanlar onu izleyip, ya Kerem Bey bizim böyle bir sistem kurmamız lazım, batarya istiyoruz. Bataryalı sisteme doğru bir yöneliş olduğunu söylemek mümkün. Fiyatlar da aşağı doğru düştüğünü Evet. internetten Görüyoruz. insanlar araştırabilirsiniz de. Lityum bataryalar hep pahalı pahalı pahalı. İşte ucuzluyor. Yani 3 sene sonra daha da ucuzlayacak. 5 sene sonra daha da ucuzlayacak. Belki teknoloji başka bir yere. İşte Evet. Polatlı'da, Ankara'da açılan lityum hücre fabrikası. Bu da Evet. bunun bir kanıtı. Yani demek ki burada yatırım yapılabiliyor ve Evet. bu yatırımını yapıyorlar ki insana bunda bir gelecek görüyor. Zaten şu anda iş utility tarafında da öyle gidiyor. Evsel tarafında. Endüstriyel boyutta, şebeke boyutu Evet, tarafında da böyle öyle gidiyor. gidiyor. Batarya Evrim bu evrim tarafa tarafında doğru. yani. Yani ürettiğimizi tüketici noktasında tüketecek cihazlar, ekipmanları koymamız lazım. Bu batarya olur, su pompası olabilir, elektrikli araç çarj ünitesi olabilir. Isıyı da depoluyoruz biz bunu. Evet. Aynı elektrikle. Dolayısıyla burada ne kadar bunu tüketirsek bizim amortisman da o kadar hızlı geri dönüş yapacaktır Kesinlikle. yani. Aslında herkes buraya doğru geçecek. Kimisi erkenden geçecek, kimisi yavaş yavaş daha sonra farklı teşviklerle belki geçiyor olacak. Çünkü herkesin farklı bütçeleri var. Biz şu an 20 bin dolar, 30 bin dolar diyoruz. Birisi için inanılmaz bir para, birisi için 30 bin dolar mı gibi olabiliyor. Yani herkesin farklı gelir seviyesi var. O anlamda bu ev için artık burası özgürlüğünü kazandı diyebiliriz. Valla yani imkanı ölçüsünde böyle bir evimiz olur, daha küçük olur. Bunu güneşle, ısı pompasıyla ve yerden ısıtmayla bir araya getirmek en doğru çözüm. İlk başladığımızda, ilk sene çektiğimiz videolardaki zamanla araya bir seneye geçti. İşte bugün bu yaz senin ofisini de kurduk. O da devreye alındı, o da devrede. Yani sen de bu kış bunun rahatlığını ve konforunu yaşayacaksın. İnsanlar daha çok bu şeyi sorgulamaya başladı. Bu güzel. Yani doğru bir yol bu. Yani Avrupa daha hızlı geçiş yapıyor. Biz de buna ayak uyduracağız çünkü. Çünkü şu da var. Ben üretici bazı firmalar, markalarla da ben görüşüyorum. Beni de arıyorlar. Birçok marka artık su pompasıyla ilgili yatırımına çevirdi yönünü. Bu Türkiye'deki bulunan birçok marka tamamen yönünü buna doğru çevirdi. Doğrusu bu. Gerçekten doğrusu bu. Çünkü diğer fosil yakıtlar bitecek sonunda. Yani Evet. biz en azından gelecek nesiller için de bir şeyler yapmamız lazım. Her Sadece. yönüyle aslında. Her yönüyle. Kesinlikle sana katılıyorum. Dolayısıyla biz de burada bu pastada ne kadar pay alabiliriz? Ne kadar bizim de bir katkımız olur? Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyi. İle doğrusuyla. Valla bence çok güzel işler yapıyorsun. Yaptığın işler, panolar, Teşekkür işte ederim. inverterlerin yerleşimi, panellerin yerleşimi gerçekten belli bir seviyenin üstünde bu işi yaptığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz Veli Bey'in. Hatta panonun iç kısmını da gösteriyor olacağım şimdi. Ön taraftaki o birkaç tane düğmenin arka planında aslında neler olduğunu da göreceğiz. Evet. Yani bu iş aslında ya 2 tane panel koyduk bu iş oldu değil. Arka Tabii. planında çok ciddi bir emek var. Projelendirme var, bir mühendislik var. Panelleri Emek aldık, var. bağladık. Bu iş bu kadar basit değil aslında. O yüzden mühendislik hizmetlerini de bir bütçe ayrılması gerekiyor. İnsanlar bazen videoların altına yorum olarak yazıyorlar. Yani mühendislik hizmetleri çok fazla para alıyorlar ama ya o kadar yerde, o kadar defalarca gidip geliyorlar ki ya Çok. bu süreci benim şey vardı. Öyle bir video yapmıştım abi. Çatımızdaki güneş enerji santralini kurarken
hangi süreçler, nereye gittik, ne oldu, ne bitti? Ya kaymakamlığa bile gidip dilekçe veriyorsunuz. Evet. Yani normalde kaç defa kaymakamlığa gidersiniz hayatınızda? Yani özel bir iş olmadığı sürece gitmezsiniz. Ama güneş enerjisi maalesef böyle. O anlamda da bakıldığında zor bir iş. Mühendislik bedeli de olması gerekiyor. Abi bu sohbet için çok teşekkür ederim. Bu ev özelinde söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler varsa. Vallahi bu evi özelinde değil de seni özelde bir şey ekleyeyim. Tabii ki tabii biz de bir emek harcıyoruz ama seninle de bu işe büyük bir katkı verdin bize. Bunu da inkar edemem. Yani bir yerlere gidip standlar açmak, fuarlara katılmak, tamam bunlar da güzel şeyler, doğru şeyler ama biz seninle güzel bir birliktelik yakaladık. Yani ben bu özelde ben sana teşekkür ediyorum. İnşallah bu değil. Şimdi bir bataryalı yerimiz daha var. Onu da çekeceğiz. Farklı bir batarya uygulaması. Daha da var uygulamalar. Yani biz bu uygulamanın çekmemizin amacı röportajın başında da söyledim. Yani bu tür uygulamalar Türkiye'nin her bölgesinde, her iklim şartında seninle güzel oluyor. En azından anlatma şansımız güzel oluyor. Bir şeyler anlatabiliyoruz. En azından geniş kitleleri duyurabiliyoruz. Evet. Alta gelen yorumlar herkes için teşekkür ederim. Yorum, iyi yorum da yapan, kötü yorum da yapan, eleştiren, yanlışımız varsa düzeltmemize de yardımcı pozitif oluyor. Pozitif eleştiri her zaman kabul edilebilecek. Her zaman kabul edilebilecek bir şey dolayısıyla. Ama biz bu yolda seninle güzel bir birliktelik oldu. Ben yine sana çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ayağına sağlık. Evet. Buraya kadar geldin. Bizi onurlandırdın. Estağfurullah. İnşallah bu kışta senin ofiste güzel bir çay kahve içeceğiz. Isı pompasıyla sen orayı da ısıtın. Evet, benim oranın videosu ayrı. Oranın videosu, hikayesi. Bütün aşamalarıyla kayıtlı halde. Yani müşterinin dediği gibi hikayesi olan işler yazmak çok güzel. Dün bir müşterim dediği gibi hakikaten mühendisliğinizden etkilendim dedi. Çok önemli biri, Türkiye'nin önemli bir üst düzey yöneticisi. Bu da bize gurur veriyor. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah bu şekilde, elimizden geldiği şekilde hem ülkenin ekonomisine hem beraber çalıştığımız insanlara bir paylaşım içinde olursak ne mutlu bizim için. Harika. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zahmet oldu. Evi gezdirdin. Ve bize bu kıymetli bilgileri verdin. Bizim için kıymetli. Hem öğreniyoruz hem de geniş kitlelere bu durumu iletiyoruz. Bizim için en sevilen video şekli. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda müşterimize de çok teşekkür ediyoruz. Bize kapılarını açtı, gösterdikleri için. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir videoda, başka bir yerde yine güzel Veli bir abiyle videolar devam olacak. Edecek. Aynen devam edeceğiz. Aynen devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki. Buyur. Gelin buyur. Ben bitirmek üzereydim abi. Sen bir şey söylüyordun. Ben de bir kapatayım o zaman bakalım. Bu videoyu sen kapat abi. Sen kapat. sen kapat. Peki, bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler, esenlikler, mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.